Feniyal Başa 1896 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Miralay Ahmet Bey, annesi Nazire Hanım'dır. Eğitimine özel hocalardan ders alarak başladı. Babasının memuriyetine verildi, ilk orta öğrenimi Osmanlı İmparatorluğu'nun değişik şehirlerinde devam etti. Ortaokulu Şam'da okudu. Selanik'te özel bir okula gitti. Arapça, Farsça, Fransızca öğrendi. Babasının evde düzenlediği toplantılarda tanıdığı devlet adamları, şairler, yazarlardan aldığı ilhamla memleket meselelerinin küçük yaşta ilgi duyduğu şiiri yazmaya da küçük yaşlarda başladı. İlk yazısı 13 yaşındayken Mehase gazetesinde yayınlandı. 1912'de ailesinin etkisiyle Mithat Sadullah Bey ile evlendi. 1916'da İnaz Darülfünun'a kadın üniversitesine girdi. Darülfünun'da eğitime devam etmekteyken ilk eşiyle birlikte Mektebi Ümit adında bir okul kurdu ve eğitimciliğe başladı. Mithat Sadullah Bey ile evliliğinden bir oğlu oldu. Oğlunun dünyaya gelişinden kısa bir süre sonra eşinden ayrıldı. İnaz Darülfünun'da 3 yıl edebiyat şubesine devam ettikten sonra sol sınıfı coğrafya şubesinde okudu. Son sınıf öğrencisi olduğu 1919'da İnaz Darülfünun ile Zükür Darülfünun'un erkek üniversitesi birleşmesi gündeme gelmiş, kadınlara eğitimlerini isterlerse İnaz Darülfünun sınavlarına girerek tamamlama ya da erkeklerin aldığı ek dersleri vererek Zükür Darülfünun'u son sınıftayken tanıştığı coğrafya bölümünde okuyan politikacı Ahmet Hamdi Bey ile ikinci evliliğini yaptı. Yanında durdu. Fatih Miting ile konuşmasıyla kalabalığı ateşledi. Cumhuriyet'in yanından sonra kadınların siyasi haklarını kazanması için mücadele eden Türk Kadınlar Birliği yurt sorunları ve aşk konularını işledi. Şiirlerinin yanı sıra öyküler ve romanlar kaleme aldı. 1928 yılında Tevekkülün Cezası adlı öykü kitabı ve ilk romanı ...1935 yılında Finlandiya Gezi Notları yayınlandı. Faruk Nafiz Çamlıbelli olan aşkını anlattığı Cumhuriyet'in aydın kadınlarından biri olarak Anadolu'nun geri kalmış sorunları üzerine şiirler yazdı. Yıllar boyunca onu beslenen önemli kaynak, evine düzenlediği ve devrin önemli edebiyatçılarını bir araya getiren toplantılar oldu. Bu arada devrin şairlerin aşklarıyla tanındı. Ona aşk edebiyatçılar arasında Nazım Hikmet, Ahmet Kutsu Tecer ve Faruk Nafiz Çamlıbey'in adları sayılmaktadır. Ayrıca Servet Fuhu'nun ünlü öğretici metin yazarı Cenab-ı Şahabettin'in kardeşi, şair Osman Fahri, Şükreniye ile aşık olan sanatçılar arasındaydı. Aşkına karşılık bulamadığı için intihar eden Osman Fahri aşağıdaki dizeleri Şükreniye için yazmıştır. Sen benim hem dev ve hayalatım,
Ben senin yarı tesellikarın olacakken, fakat nedense Nihal, sen benim gözlerimde dert aradın. Devrinin neredeyse tüm önde gelen gazete ve dergilerinde şiirlerini ve özellikle kadın sorunlarının üzerine makaleler yayınladı. Hayatının son yıllarına kadar romanları Renksiz Izdırap, Yakut Kayalar, Çöl Güneşi, Yalnız Sabah Kuşları, Yerden Göğe ve Şükrü Niyel şiirleri.